Merhaba arkadaşlar. Nurgül Örgü ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Renklerden de anlaşılacağı üzere size bugün bu renklerden model hazırladım modelimizde arkadaşlar şu şekilde böyle daha önce sizler için teklisini yapmıştım arkadaşlar bu sefer çiftli lalesini yaptım 5-6 video aşağıda böyle turkuaz renkle yapmıştım arkadaşlar bu sefer çiftli lale modeli yapacağız bu şekilde yaprakların üzerine dallar yaptım dalların üzerine de lalemizi yaptık arkadaşlar ve bu şekilde modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Aynı başlarken de sık iğne ile tığ battıya batarak başlıyoruz arkadaşlar. Ve arasına bu şekilde ara suyu yaptık. Ben daha önce 5 tane yaptım. Bu ara beraberce 7'ye tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi sık iğnemizi yaptıktan sonra üzerine tığ battıya sık iğne yapıp battıktan sonra üzerine iki zincir çektim. Bir defa tığın başını doladım. Yandaki tığ battıya 2-2 aldım. 4 zincir yaptığım trabzana kapayıp bu şekilde bir tomurcuk yaptım 2 zincir çekiyorum bir andaki tığ battım bu şekilde kapattım buraya tekrar arkadaşlar 2 zincir bir defa doluyorum tığ battıya girip 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir tomurcuk olarak kapattım 2 zincir bu şekilde kapattım buraya Evet arkadaşlar ara 7 tane verdik bu şekilde tomurcuklu trabzanlarımızla tekrar buraya 3 tane zincir çekip tığ battı yapıyorum 3 zincir yandaki tığ battıya kapatarak buraya 4 tane tığ battı yapacağım 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir Yandaki tığ battı diye bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar, buraya 9 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 10 da çekebilirsiniz arkadaşlar. Eliniz sıksa. Ve iki tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma kapattım arkadaşlar bu şekilde yuva yaptım. 2 zincir çekerek dönüyorum düz yüzüne. Bir defa doladım tığın başına 2 2 alarak zincirimle beraber 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 2 defa doladım. 2 2 2 4. trabzana 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 5 tane trabzan yaptım. Yine tekrar 2 defa doluyorum. Aynı şekilde 1 2 2 2 şimdi arkadaşlar bu sonuncu trabzanıma 4 zincir çekip kapattım tomurcuk olarak bu 4 zincirimi 6 tane sık iğne yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7. de bu zincirle yuvada yapıp kapattım 4 zincir çekiyorum bir defa doluyorum pardon arkadaşlar 2 defa doluyorum 1 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım 6 tane zincir çekiyorum bu lalelerim için yuva olacak arkadaşlar dalıma yaptığım trabzana kapattım 5 zincir kapatıyorum birinci dalım hazır arkadaşlar bu şekilde şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar şimdi 6 zincir çekip yuva yapacağım Evet lalelerimiz için 6 zincirimizi kapattık buraya yuva yaptık tekrar 4 zincir çekiyorum kapattım arkadaşlar yuvaya dallarım da hazır arkadaşlar bu şekilde 2 zincir çekiyorum bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 bu yaprakta ne yaptıysak aynısını bu yaprakta da yapıyorum tekrar iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 4 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 5 tane trabzanım oldu tekrar aynı şekilde arkadaşlar 2 defa dolayıp 1 2 2 olarak buraya trabzan yaptım. Bu son yaptığım trabzana 4 zincir çekiyorum ve trabzanımın arasına kapatıyorum. Bu yapmış olduğum trabzana yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 bu da 6. ve sonuncu sık iğne. Yine bunu da arkadaşlar bu şekilde yuvada kapatıyorum. 7. sık iğne olarak yapıyorum. İkinci yaprağım da tamam arkadaşlar. Bu şekilde hemen yandaki tığ battıma bir sık iğne ile kapatıyorum. Ve 3 zincir çekip buraya da arkadaşlar bir tane tığ battı yapıyorum. Bu çünkü burada bir tane tığ battım var. Bir tane de ben buraya yaptım. Ve tekrar ara suyuna geçiyorum. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım tomurcuk yaptım iki zincir hemen yandakine kapattım bir tanesi hazır Evet arkadaşlar iki zincir çekip iki iki alarak bir trabzan yapıyorum yandaki tığ battıya buraya dört tane zincir kapatıyorum bu yaptığım trabzanımın arasına tomurcuk olarak iki zincir çektim yandaki tığ battıma kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada 7 tane ara suyu vermiştik. Siz 8 9 da verebilirsiniz ama arkadaşlar fazla olmasın. 8 9 iyidir. Bu şekilde 7 tane de arkadaşlar verdikten sonra bu yuva kurulacak ve devam edilecek. Biz beraber bir tane daha yapalım. Bu örnek amaçlı olduğu için fazla uzatmayalım. Anlaşıldı zaten arkadaşlar. İki zincir çektim yandaki tığ battıya sık iğne ile bu iki zincirimi kapattım ve tamam ettik arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ipimi kopardım bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi lalelerimizin yapımına İlk dalımızın üzerine yaptığımız bu altı zincirin içine arkadaşlar lalelerimizi yapacağız tığımızın başını bir defa doladım ve yapmış olduğum bu altı zincirli yuvamın için arkadaşlar ipimi 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaparak buraya bir tane trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar araya bir zincir çekiyorum. Bir defada doladım. Yandaki tığ battıma 2 2 olarak ikinci trabzanımı bu şekilde yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3. trabzan. Bir zincir bir defa dola. Yuvaya gir. 2 2 olarak al. 4. Bir zincir çek. Bir defa dola. 2 2 olarak aldım. Tekrar bir zincir bir defa doluyorum arkadaşlar. Toplam 6. trabzanımızı buraya yaptık. Bakın bu şekilde arkadaşlar 6 tane trabzan yaptım. 4 tane zincir çekerek 2, 3, 4 Dönüyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar burada bir püf noktası var. Gördüğünüz bu yuvalar için şöyle bir sıkı çekmelisiniz ki arkadaşlar kemik gibi zincirler çekmelisiniz. Bu işin püf noktası da bu arkadaşlar. Çektiğiniz zincirler gayet sıkı olmalı. Çünkü bu bol e, zinciri daha büyük yapıyor arkadaşlar. Laleler kocaman oluyor. O yüzden şöyle güzel bir lale olmak istiyorsanız yapmak istiyorsanız zincirleri sıkı sıkı çekin arkadaşlar. Bu bir zincirli çektiğim aralara giriyorum arkadaşlar. Trabzanımın aralarına çektiğim 3 zincirleri kapatıyorum. Ve bu dördüncü yuvam. Tekrar 3 zincir ve en son trabzan aramada arkadaşlar kapatıyorum tam bu 6 trabzanın arasına 5 tane arkadaşlar yuva yapıyoruz tekrar dönüşlerde arkadaşlar 4 zincir dönüyorum ilk döndüğüm yuvamın içine kapattım aralarda 3 zincir sadece köşeleri dönerken 4 zincir kapatıyorum 1 2 3 zincir. Gayet zincirlerinizi sıkı yapın arkadaşlar. Eli gevşek olanlar için söylüyorum. Zaten eli sık olanlar kemik gibi yapar. Lalelerin güzelliği zincirlerin sıkılığına bağlı. Çünkü benim kendimin de eli gevşek. Denedim. Çok büyük oldu. Hiç de hoş durmadı. Zincirleri sıklattığım an gördüğünüz bu şekilde güzel bir şekli aldı. 1 2 3 4. Baştan söyleyeyim. Niye olmadı benimki demeyin. 4 zincir. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu da 4. sıram. Trabzanla beraber bu şekilde. Şimdi ters tarafındayız. 1, 2, 3. Hemen yandaki yuvaya gidiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 1 2 3 Yandaki tığ battıya kapattım. 3 zincir çekerek bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın 5 yuvayla başladım. Sonuna kadar hiç artırmadan 5 yuvayla devam ettim arkadaşlar. 1 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yuvamda kapattım. Buraya 6 tane zincir. 6 kapattığım kirpik olarak 1 3 4 5 6. Tekrar 6 zincirimi çekip ikinci kirpik olarak kapattım. 6 zincir kapattım diyor. 3 tane kirpik yaptım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içine girip bir tane daha buraya bir yuva yapıyorum. 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 2 oldu. 3 oldu arkadaşlar. Arada 3 tane var. Bir de 3 kirpik yaptık. 4. Şimdi arkadaşlar bir de sık iğne ile bu yuvaya girip buraya 3 tane kirpik yapacağım. 5. 5 başladığım 6 trabzanımızın üzerine 5 yuva olarak devam ettim sonuna kadar. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 kapattım buraya arkadaşlar bu şekilde tekrar altı zincirimi çekip aynı yuvaya arkadaşlar bu son yuvaya kirpiklerimi yapıyorum şimdi arkadaşlar tekrar yapalım altı zincirimi kapattım bu son yuvaya bir tane de zincir çektim arkadaşlar bu şekilde lalem tamam koparıyorum arkadaşlar. Şu beyaz kirpiğini de yapalım beraber. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki zincir çekiyorum buraya ve ortadaki yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir Yuvaya kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya. 4, 5, 6 zincir. Ortadaki yuvanın içine kapattım. Bir zincir çekiyorum. ipimi kopardım. Evet arkadaşlar. 6 zincirle gördüğünüz gibi üç tane kalmıştı ortada. Tam ortasındaki yuvaya da üç tane bu şekilde kirpiğimi yaptım. Şimdi arkadaşlar iplerimi koparayım. Yakayım daha doğrusu. bir de bir tane de aynısından buraya yapacağız. Yapıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür tekini de tamamladım bu şekilde. Ütülü olmadığı halde ütülü gibi çok hoş duruyor arkadaşlar. Lalelerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş oldular. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.